Tamam. Konu şu. Sana vurmaya çalıştım fakat kapı kapalıydı. Bunu seslerden falan hissedebilirsin. Kapıya böyle bir vuruşlar oldu ama kapı dayandı. Kapıda herhangi bir hasar olmadı. Daha sonra gıcık oldum sana. Ben aksiyonlarımı yerine getirdim. Free action'da ufak bir tıslamayla vagona doğru turumu bitiriyorum. Sıra Faust'ta. Tamam. Yani 1-2 action arasında kararsızım aslında. Ama ben senden bir daha bir Bilseyim. will save isteyeyim. Son olsun bu da. Ne atıyoruz? Dominate mi? Charm mı? Ne? Gene dominate 17. Daha DC daha yüksek. Tutmaz. Senin ben Güzel iyiyim atıyor. kardeşim. Zar güzel geliyor. Üzgünüm. Abi evet ya Allah'ın örümceği 17 bin atıp vuruyor ya. Biraz artısı var ya. Ya istediği kadar artısı olsun, ufak bir 17'den artısı var. bahsediyoruz ya. Tamam, şöyle nereye geçeyim ben de? Move'umda da nasıl yapalım? Şöyle geleyim. Bir dahaki tur Ronald'ı oradan çıkaracağım. Çıkaracaksın. Hadi bakalım. Sıra Bende olması lazım. Aralık'ın tehlikede olduğunu görüyorsam atlamak istiyorum pozisyona. Evet. Bir miktar tehlikedeyiz. Hayır, şimdi düşününce de evet bugün için kendimi feda edebilirim. Bu kayadan geçebiliyor muyum? Geçersin. Koşup üstünden bile atlarsın da. Bir aura koydum kare şeklinde. Bu örümcek dışındaki birer kare threat arayası. Gerçi daha fazla Tabii. space ve reach atabiliyor değil mi bu? Dur ben huge'um ya. O 5 feet değildir, 10 feet'tir o. Üzgünüm. 10 feet de değil, 15 feet. 15 mi? Of. Aynen. Teşekkür ederim. Yani ben uzanıp kolumla vurup geri çekilebiliyorum. O kadar büyüğüm. Teşekkürler. Onu bir daha netleştirelim. Evet, 5-10-15. Medium large Aynen öyle. 15 feet önüme 3 kare yapıyor zaten. Ya bir tam bulaşırız ya. Yani threat arayasındasınız, onu da söylemiş olayım. Evet, ben girip ağzını almak istiyorum ama onu. Abi tur sende, nasıl istiyorsan. 15 feet tumble. Kaç ister? 25 mi? Hayır canım, her İster. biri için şey 15. Tumble'a 15-15-15. her bir için 15 atacağım abi, tek tek gideceğim. Oradan oraya Şey tumble atmayacağım. yapmıyor çünkü, tret arayasında dolaşıyor. Arkasından önünden falan geçmiyor. O 20-25 olabiliyor da. Arkasından ulaşsam da threat değil mi? Değil mi Yok abi? şey, bulunduğu Şuradan kareden geldiğinde bulunduğu kareden altından ya da üstünden geçmeye çalışma tadında olduğu zaman. Yani şu şekilde geçmeye çalıştığın zaman oluyor. Yoksa buralar falan hep 15. Hep 15. Her kare için. İşte her kare için 15. Ama şey, 5 feet uzağa atmaya çalıştığında zarar artı 5 koyuyor. Yani 10 feet'e reach içinde tumble atmaya çalıştığında 20, 15 atmaya çalıştığında 25, 5 koyuyor her kare için. Reach'te tumble. Sen tumble'ını salla abi 3 kez. Ben 15 gelirse olur diyeceğim. Tumble'ın vardır zaten senin. Sesin gelmiyor yalnız. Boş bir alan mı burası? Onu söylesen bana. Şu bulunduğum yer üstünde. Yoksa hala karavanın Yok içi yok o olarak mı şey sayılıyor bu olur. kara? O kareyi düzgün durabilecek bir yer olarak sayabilirsin. Tamam. Yani ağzına Vay denk vay vay. geliyor çünkü. Şeyin, vagonun. Tamam. Bir tane daha alayım. Tamam. Son bir tane daha alalım. 3 kare gittin, o yüzden söylüyorum. Tamam. Problem yok. Zaten artı 12 ile falan atıyormuşsun. Sen Aynen. herhangi bir açık vermeden vurabileceği noktalardan geçerken dahi açık vermeden çaprazına kadar geldin ve
standart aksiyonunda sanırım vuracaksın. Evet. Vur bana. Vur bana. Sana vuracağım. Yapmayacağım. İnce yap. Bana vur. Benim ağacım kaçtı. Biraz büyüküm diye ağacım ufak bir düşük. Yirmi bir mi? Vurur abi. Ne yapıyorsun? Oradan kaçındın ettin geldin falan filan lokasyonu aldın. Vuracaksın. Sesin gelmiyor şu an. Bacağı var yakınımda galiba diye düşünüyorum. Evet. Arka bacak. Hamle yapacağım arkadaşın. Bir tane vurup hatta bir tane daha bu atağın başarılıysa bir atak daha atacağım. Çünkü circle kick. Hay hay. Bu başarılı. Vurdu ama zaten. Bir arkadaşa yapmak lazım. Tamam pardon. Ben yanlış yaptım. Önce tek bir atak. Hesabını yapalım. Vurduğu damage'a vurmasına göre sen ne yaptığını bize anlat. Okey. İlki vurdu. Damage alayım. Geldi abi. Damage'ımız da budur. 17. Sesin gelmiyor şu an. Örümceğin bacağına doğru hamle yapıp mümkün olduğunca hani kırmaya yönelik ya da eklem noktasına. Eklemin yerine doğru bir darbe evet indirmeye çalıştım. Şey indirdim de diye düşünüyorum. De iyi bir ufak sesler duydun yani diğerleri duymamış olabilir ama kimi çıtırtı sanki duydun gibi geldi ve devam ediyorsun sanırım bir atak daha yapmaya. Yok o yanlış şey yaptım. Hay hay. Onu yaptın, durdun. O zaman senin turunu geçtik. Ronald. Kapalı vagonun içerisinde dışarıda sesler duyuyorsun. Ateşin o hani ocağın olduğu yerde sesler duydun. Yakınına gelen sesler duydun. Sonra kapına vurulma sesleri duydun. Sonra adım sesleri duydun. İşte bıçak sesi duydun. Ve bir eklem kırılması gibi bir ses daha duydun. Kimden geldiğini bilmiyorsun. Arkadaşlarından biri dahi olabilir. Sendeyiz. Ben yine o hani çığlık atmıştı ya gıcık oldum dediğin. Şey mi? Örümceğin... Hayvan tısladı ya. Evet, evet. O tısladığı noktaya doğru ya, şey yaparak. Vagonda vurduğu için vagonun önünde ateşin o taraflarda olduğuna aşağı yukarı eminsin. Tamam o tarafa işte Quarter Staff'ın saldırmasını istiyorum. O ruhsal çağırdığın silahla Quarter Staff'la vurmaya çalışacaksın. Abi bu Quarter Staff dönüyor havada bir şeyler yapıyor. Sonra kafasına bir darbe vurmaya çalışacak herhalde oralara yakın bir yere. Ne kadar vurmuş? Kaça gitmiş? Vuramamış. Muhtemelen tam lokasyonu göremediği için vurdun mu vurmadın mı bilmiyorsun. Umarım vurmuştur diyorsun. Başka yapacağın bir şey var mı? Onu yönlendirdin. Move action tadında bir şey yapacaksan. Bir tane daha çağırabilirim diye düşünüyorum. Aynı anda iki tane çağırır mısın? Çağrılır mı? Ben bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. O saldırıyor, ben değil. Senin atağın gibi yapıyor ya. Senin base attack bonusunu kullanıp. Benden yapıyor kendi. Şöyle. Bunu çıkarıp üstüne bir de sen kendin de vurabiliyorsun. Evet ama iki tane olursa ne olur bilmiyorum. Ya onunla ilgili bir şey yapmıyor böyle. Bir... Olmaz demiyorsa yapıyorum. O zaman... Hay. Bir tane daha çağırıyorum abi. Tamam bunu kopyalayalım. Şöyle yapalım. Bak o bana asan şey diye. Ufak bir dua daha... ettikten sonra aynı şeyin ikincisinden bir tane daha çıkıyor. Çıktı yani ona eminsin. Büyüyü yaptığını çünkü anlıyorsun. Ama onu sonraki tur kontrol edeceksin. Seni de geçiyorum. Üçüncü tura geçiş tamam yapıyoruz. Abi. Simon, sendeyiz. Olayları gördün. Abi ben aşağı teleportlanıp tekrar hide atmayı düşünüyorum.
Hemen bulunduğum ağacın gövdesine, yani tam arka tarafına doğru teleportlanıp tekrar hayal açacağım. Tamam, geçir karakterin oraya teleportlandığın yere. 10 feet'e teleportlanıyorsun gördüğün lokasyona. Yok, karakterin yeri değişmeyecek, sadece aşağı ineceğim. Ha, aşağısında bulunacağım diyorsun, okey. O swift action'dı, değil mi? Şey. Evet. Okey, diğer aksiyonların duruyor. Sen command word'ünü kafanda söyleyip ayağında bulunan item'la 10 feet'lik, 2-3 metrelik bir teleportu yapıp ağacın arkasına geçiyorsun ve bir kez daha gizlenmeye çalışıyorsunuz. Aralalım. Ha. Ha, dene. Yani gizlenmeye çalıştık. Efendime söyleyeyim. Sonra bir aksiyonun var mı? Hala bir standart aksiyonun mevcut. Ya da move olarak kullanabilirsin. Yine atak ediyor. Ne yapacağız? Ama bu sefer sanırım daha... bu arada attığın dagger saplı kaldı. Eğer o çağırdığın dagger'sa çağırıp geri şey yapabilirsin. Yok, bir tane daha dagger'ım var şöyle. Hay hay. Onu mu sallıyoruz? O zaman 25 bite, aynen onu biz sallayalım. Onu sallayalım. Unutmuşum. Allo. 11 mi abi? Vurmaz. Vurmaz, üzgünüm. Senin dagger'ın örümceğin oralarda bir yerde kalacak. Bir şey yapmıyoruz diye tahmin ediyorum, sıra bana geçiyor. Doğru mu? Şimdi öncelikle ben sanırım şu spiritual weapon'lara vuramıyorum. Tahminimce. Vurabileceğim tek şey... Vurmuyorsun abi. Tabii ki de Nizam. Nizam, ben sana olduğum yerde durarak bir full atak yapalım. Yer 25 AC'ye yer. Tamam. Ben ağzımla bir atak yapacağım sana. Isırmaya çalışacağım seni. Şöyle döneyim. Bakalım. Kaç demiştin? 25. Açık konuşayım. Milimetrelerle kurtuldun. Ağzıyla o kıskaç tadındaki şeylerle yakalamaya çalıştı. Hani son anda o senin reflekslerin sayesinde birkaç santimle seni kaçırdı. Ama ben full atak yapıyorum. Aynen öyle. Yok, full atakta başka bir hatam yokmuş. Yanlış bakmışım. Tek ataklıkmış. Vursaydım güzel olacaktı çünkü ama denedim, şansım olmadı. Full atak yaptım, yerimdeyim, bir şey yapmıyorum. Benden tur geçer. Faust. Abi, produce flame. Produce flame. Tek elimle alevler yanıyor. Normal İstersen ateş. İstersen milli weapon olarak kullanabiliyorum. İstersen fırlatabiliyorum. Bayağı da kalıyor hani. Tekrar fırlatabiliyorum. Peki, normal ateş. Yani. Ve elim yanıyor. Avcumun içi yanıyor. Onu tutuşturursan yani, bir şey normal alev gibi yanıyor hani. Evet. Hani büyülü böyle şu kadar damage vuran of hayvani bir alevden bahsetmiyoruz. Normal bir ateş. İlde ateş yanıyor. Ben bu ateşi istersem suratına tokat atarak milli weapon olarak kullanıyorum. İstersem 120 feet'e kadar eksi almadan fırlatabiliyorum. Bütün bunların dışında hani şey, bir süre kalmaya devam ediyor. Yani atmaya devam edebiliyorum. Senin elinde kalıyor. Karşı şeyde tutuşursa onun üzerinde zaten alev olarak kalıyor. Tamam, sanırım ranged atacağım. Yani ben bu... Yani şu an atamıyorum. Standart. Sadece şu taşın üzerine çıkıyorum. Elimle ateşi yakıp şöyle önüme doğru da tutuyorum elimi. Threat arayamda dolaşıyorsun. Tumble atmak ister misin? Yok, o zaman şöyle ucuna geleyim bari. Şuradan dur, bekle, bulayım ben o threat. Orası threat arayası hep orası. Full orası. 15 feet ya. Dur bekle. Şey yapabilirsin. Atacağım, çok büyük. Şey yapabilirsin. Direkt kayanın üstüne çıkarsın, onu normal 5 feet olarak gitmek değil, 5 foot almış gibi yaparız. Çünkü bir move action'ın hala duruyor, move action'ın tamamını tek 5 feet'lik 5 foot için kullanırsın. Tamam, burada okeyiz, doğru. Şu anda doğru, yiyemez tamam, bir şey. Buradan
Aynen, okeyiz, böyleyiz. O zaman Nizam'a döndüm. Hepinizin gördüğü şey Ranult hariç. Faust kayanın üzerine bir sıçrama yaptı. Hayvan Nizam'la ilgilenirken ve bir elinin ucundan ortasına alevler çıkmaya başladığını gördünüz. Ufak bir ağız oynamasından sonra elinin alevlendiğini ve bunu çok rahat karşıladığını gördünüz. Nizam, sendeyiz. Abi şimdi bu yaratığın, tabii yaratığın yaratık tarafından ısırılmaktan milimetrik kurtuldum. Bu arkadaş tehlikeli belli. Ben Low Devotion diye bir feat'im var. Bir swift action olarak artı 3 AC'ye de atak alabiliyorum. AC alacağım kendime. Hay hay, 28 mi alıyoruz? Etkisi evet. Her tur başında değiştirebiliyorum ama değiştirmeyeceğim muhtemelen. 1 dakika aşağı yukarı 10 tur yapar zaten. Tabii tabii. Peki bu swift action'dı. Şimdi peki, de standartımıza saldıracağım kendisine. Devam edeceğim hani hırpalamaya. Yürümediğin için böyle bir lazım. Full atak, birden fazla atak, ne bileyim Flurry of Blows tadında bir şeyler mi gelecek? Full atak mı yapabiliyorsam yaparım. Ya olduğun yerde duruyorsun, hiçbir aksiyonunu harcamıyorsun ya o yüzden. Full round action. Swift yaptım ya, o kadar. Tamam. Ben, bana vur yani. Çalış. Yersem yerim. Şu bir. Şu iki. 13 ve 17 mi? Evet. Birincisi vurmadı. Belki de ilgisi senin üzerinde olduğu için kaçınmayı başardı. Ama ikincisini tutturdun. Şimdi bu beni ısıracak mesafedeydiyse bayağı yakınıma girmiştir diye düşünüyorum. Damage'ımızı atalım da ona göre. Ön bacakları ya da kafası tadında bir yere vurmuş olman gerekiyor aşağı yukarı. 8 mi yiyoruz? Evet. Evet. Ya gözlerine doğru bir direkt düz yumrukla yetişebilmiş olmam lazım. Bir kendinden kurtarmak amaçlı bir sert bir ön bacağına vurmuş olabilirim. Onu kaçırmışımdır ama diğeri yüzüne o hamlemi başarıyla gerçekleştirdim. Evet. Kafasına vurduysam darbe aldım. Yani canımı sıkan bir darbe, kafamı sallamama ve biraz geri çekmeme neden olacak bir darbe yaptım ama bu onu normalden daha öfkelendirmiş de olabilir. Turun geçiyor. Ranald'a. Celestial Bizon çağırıyorum abi. Üçüncü seviye bir büyü. Herif summoner oldu anasını. Bir şeyler çağırıyor. Celestial. Celestial. Bizon abi. İstersen aç bak şey. Yazarsan. Ben şeyi merak ediyorum. Bu kadar summonladığı şeyi aynı anda summonlu olarak tutabilmesinin bir şeyi olması lazım. Çok gıcık. Şu an çok gıcık oldum çünkü. Maalesef conjuration'ın böyle bir kuralı yok ya. Yani. Ordu falan çağıracak herif ve silahlardan oluşan cephanelik falan çağıracak. Bizon mu çağırıyoruz? Ama full round action evet, değil abi. Mi? Summon büyüsü. Yavaş evet. Yavaş. Tamam. O bizon senin turunda vuracak. O yüzden senin bizonu bir sonraki tur senin turunda oynayacağız. Ve sen o sırada bizonu yani Celestial bizonu çağırmakla uğraşacaksın. Bizon ney? Nasıl yani? Yani yılan mı? Yoksa bizon abi bizon Celestia. Hayır öyle bir yılan çeşidi de var bizon ya o yüzden sonra. İşte diyorum hayır bizon. Tamam. Yine tamam tamam okey. Bir an çünkü yılan zannettim. Onu pardon Nizam'a şey attım dur. Ranald'a atacağız onu. Tamam bu sonra gelecek. Evet. Sen spiritual weapon'larla damage vuracaksın bana. Evet. İstiyorum. İlk atağım 18. İkincisi de 18. Bulabildiğim tek bizon şu anda bu. Üzgünüm. Ya siktir çok güzel. Çok hoş. Tamam tamam arada çıkar oğlum bunu. Tamam. İkisi de 18 mi? Evet. Damage'larımı atayım mı? İkisi de vurur abi. Damage'larını at. Ben de o sırada ne olduğunu anlatayım. İki spiritual weapon da aynı anda dönerek, efendime söyleyeyim, sinematiği aynı anda yapamıyorum kusura bakmayın.
bu hayvana vurup geri geldi böyle. Toplam nedir? Bana toplamını söyle. Kaç yedin? 11. 11 yedik. O zaman canımız kalır şu kadar. Sen benim canımı sıkıyorsun. Sen ve summonların benim canımı sıkıyor. Sıra Simon'da. Dördüncü tura giriş yapmış bulunmakta. O bıçaklar bir geri gelsin. Onları Swift mi çağırıyorduk? Free Action mı çağırıyorduk? Evet. Heh, önemli değil zaten. Bıçakları Command Word'ünden artık hangi bir kelime kullanıyorsun bilmiyorum. Elini uzatıp çağırıyorsun ve 20 feet'ten yaklaşık 7-8 metreye mesafeden o bıçaklar derisinden çıkıp, biri de yerdeydi, o da yerden çıkıp dönerek senin eline, kabzası eline oturacak şekilde şıp diye geliyor geri. Kristaller parlıyor. Peki sen ne diyorsun bunları çağırmak için? Çık kıs kıs. Gel. Ejderiya. Evet abi, ne yapıyorsun? Abi tekrar ağaca çıkıyorum. Neyle? Ben o haydi atacağım, ben o hayvandan saklanacağım. Senin knowledge nature'ın yok değil mi? Ya yok, yok, sıkıntı o işte. Knowledge nature'ım yok, hayvanın beni görebildiğini bilmiyorum. Yani... Sen bilirsin, climb'la ya mı çıkıyoruz? Ya söylüyorum. Alpkin söylüyorum ya, hayvanın benim vücut ısısından beni bulabileceğini bilmiyorum. Daha üstüne saklanmaya çalışıyorum. Vücut ısısı da değil, titreşim o. Yani işte. Tremor sense. Ya da işte, vesaire. Climb'la mı çıkıyoruz, teleport'la mı çıkıyoruz? Climb. Tamam, climb alayım. Çünkü hani savaş halinde yaptığımız için normalde tırmanmakta sıkıntı çekmeyebilirsin ama tamam, sıkıntı yok zaten. Hani çok yüksek bir CR yoktu zaten, şey DC yoktu, özür dilerim, CR'ni. Move action çıkıyoruz, standart action bir şey mi gelecek? Yoksa şu an atak yapmayıp gizlenecek miyiz? Abi. Abi ben atak yapıyorum. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Nizam, Spiritual Weapon'lar ve yeni çıkan Bizon ve Faust olduğu için sanki şuraya geçersen, sanki vurabilirsin gibi. Yani sen sneak attack atmayı seven bir karakter olduğun için o sana bir açıklık verebilir gibi bir durumda söz konusu. Daha o çıktıktan sonra şu an geç. Doğru, benim de aklıma yeni geldi. O yüzden... Şey abi. Mi? Dagger mı atıyoruz? Evet. Vurur. Yerim. Bu arada Bizon evet. Şu an çıktı. Sadece atak yapamıyor. Çıktı ya çıktı. Full round action. Senin turun geldiği zaman hepsi yapacak atak. Crit. Crit yiyor muyum lan ben crit? Yiyorumdur. Niye yemeyeyim ki? Hayır, crit mi oldu diye soruyorum sana. Confirm'den mi? Ha, natural 20 atmışsın. Bir confirm'le. 13 mi oldu confirm? Yok abi. Biraz daha istiyordum. Ağacım biraz daha yukarı. Çok yüksek sayılmaz ağacım ama 13'te değil yani. 1. 1d4 1. 1. Başka? Sayıyla 1. O kadar, başka atamıyorum. Peki. Yine çok canım acımadı ama. Olduğu kadar. Yani 1 götüreceğim ben. Yapacak bir şey yok. Spidey. Sıra Spidey'de. Ben Nizam'dan çok sıkıldım. Bacağıma kafama vuran birisi var. Ben bu karakterden çok sıkıldım. Ne yapıyorum? Basically... abi kusura bakmazsan grapple atmak istiyorum ama. Yani yapacak bir şey yok abi, hayvanın şeyi ise. Artık 8'i var değil mi? 2 boy büyük olduğu için onu bir ekleyelim mi? Ben kitabın yalancısıyım, artı 18 yazıyor. Ya şöyle, Spider'ın kendi şeyi vardır. Hani muhakkak bir grapple'ı vardır da, şey buna dahil mi? Nereden aldığını yazmıyor. Çünkü şöyle, Nizam'dan 2 boy... Ya şimdi, her boy büyüdüğünde artı 4 alıyor grapple'ına, tamam mı? Herhangi bir yaratık. Ekstra almam gereken bir artı varsa onu almayacağım. Sanmam. Yani... Buçukluk olsa... Ne
almayacağım onu, kusura bakma. Abi grapple mekaniklerinden nefret ediyorum. Bana ne atmam gerektiğini söyle. Ben de nefret ediyorum. Senin taç AC'ni soruyorum önce. Bir tutmam lazım. Yazıyordur. Tutamazsam zaten grapple olmayacak. Önce taç AC'ni söyle bana. Taç AC'm 20 abi. 20 mi? Ekstra aldığın 3 geliyorsa geliyor olabilir. Yani deflection'sa holy bonus'u şey. O muhtemelen geliyordur. Çünkü zırhınla alakalı olan bir bonus değil o. 23, evet, 23 o zaman. Ben peki touch vurmak istiyorum. Muhtemelen şeyle vuracağım. 6 oradan şuradan o tamam. Tamam. 23 mü dedik? Evet. Abi tutuyor ya. Yani artım STR ve BAB biraz var, o yüzden kusura bakmayacağız. Grapple atışacağız. Sen de grapple atacaksın. 20 artı grapple. Ben de 20 artı grapple yapacağım. Artı grapple STR ve BAB değil mi? Gariptir kötü attım. Yani artım var ama gariptir kötü attım. Geçme şansım var. Ne kadar kötü olabilirse. İki kolumla seni tuttum. Dokundum. Ve tutmaya çalışıyorum. Şu zarı kazanırsam tutacağım. Sen bir bana bir D20 artı grapple. Artı grapple dediğin BAP artı STR değil mi? Base attack artı STR. Ha ha yani. Artı bir bonusun yoksa. Ya CR5 örümcekle 5 level'da da dövüştüm ya şu hayatta. Abi 13 mü? Ne yazık ki. Ya biraz kötü atmıştım aslında. Ama artım çok yoksa şey olurdu. Ben sen de zarda biraz kötü oldu herhalde. Ben seni tuttum. Yani hareket de etmiyorum. Grapple'ımızı atıştık. Seni sanırım bir havaya kaldıracağım ben. Seni kontrol etmem lazım bir saniye. Seni şuraya alacağım. Hani ellerinin oraya alacağım. Seni orada tutacak ve ne yapacak? Sanırım şu anlık sadece tutuyorum. Ve move net kaçmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Kaçmaya bir sonraki tur çalışacaksın. Çok özür. Seni şuraya alayım yine. Şöyle yapalım. Seni kollarının arasına aldı. Birazcık geri adım atıp önünü gelen tehditlere döndü. Bu esnada bir şey yok. Şu zaten yeni çıktı falan filan. Turumu bitireceğim öyle. Sıra Faust'a geçer. Bu arada birisi chat'e isim yeni isimle şey açıp üyelik açıp 4vs1 atan örümcek diye isimle geldi. Benim bir suçum yok diye. Abi ben flame'i fırlatıyorum kendisine doğru. Elbet bir yerler alev alacak zaten. Hani tamam. Kendisi almasa bile. ACM vuruyorsun. Yani ranged atak yapıyorsun. Sen tabii tabii. Dex artı bab şeklinde vuracaksın. Benim ağacım zaten belli. Nedir? Vurur mu? Vurur. Vurur. 8'de damage yedim. 8'de damage yiyorum. O da canımı şunu yapar. Ya ben artık çok yara aldım. Yani hatırı sayılır bir yara aldım. Yaralıyım. Ayaktayım. Problem yok ama biraz da yara yedim. Bu ne demek? Outgame yarı canını falan aşağı yukarı almış olabilirsiniz. Şeyi soracağım. Tutuşma şansın var mı? Ya açıklamalarında yazmıyor. Benhür klasmanlarında klasmanında çakma taşına dokunsan tutuşabiliyorsun. Yani benim kıllarım falan var. Ben yanabilirim. Bir saniye. Yüzlük zarımı çıkaracağım. Bak. 5 dakika sürüyormuş. Her atağım 1 dakika azaltıyor süresini. Elimde yeni bir adet oluşuyor. Yani şöyle ya 4 ya 5 tur kalıyor ya 5 dakika. 5 kere vursan. Tamam. Tutuşmadım. Tutuşmadım ama ufak bir çığlık attım. Çünkü canım yandı. Çünkü yani bana vuruluyor, bana bir şeyler dokunamadığım şeyler vuruyor. Etrafımda hayvanlar çıkıyor. Görmediğim yerlerden bıçak yiyorum. Bir yerlerine alev geliyor. Canım şu an çok sıkkın. Bu avın böyle olacağını düşünmüyordum. Ve çığlık atıyorum böyle. İğrenç. İnsanın kulağını çınlatan tebeşirin tahtaya sürülmesi gibi tatlı ya da çatalın tabağa sürülmesi gibi tatlı bir çığlık gelecek canınızı sıkan. Bir damage falan vurmayacağım ama gerçekten canını sıktığını
sıktığınızı biliyorsunuz. Bu arada elinde nizam var. O yüzden atacağınız şeyleri artık dikkat edebilirsiniz. Sen eksi 4 alarak attın aslında ama eksi 4'lü halde tuttu, o yüzden şey olmadı. Faust'u oynadık. Devamında bir şey yapıyor musun? Standart aksiyonlu çünkü bu. Bir saniyeni rica ediyorum. Move, swift, free bir şeyler yapıyor muyuz? Tamam ya, nasıl yapalım biliyor musun? Ben bu taşın üzerinde kalayım ya. Hay hay. Sıra Nizam'da. Abi senden istediğim şey ya Escape Artist ya da STR çek. Yani ben muhtemelen STR ile karşılık vereceğim ama sen buna karşı STR çek ya da Escape Artist ile karşılık verebiliyorsun. Ben sana Escape Artist'in de cevap vereceğim abi. Tabii ki. Buyur abi. Buyur abi. Zar gelmiyor. 20. Şimdi ben ama ben grapple atmayacağım, şey atacağım. STR çek atacağım. Biliyorum. Tutabilmek için. O yüzden biraz daha düşük olacak tabii ki. STR'me bakıyorum. Evet. Tamam. İnan bana bir sayıyla falan kurtardım. Hala elimdesin ve ben seni sıkacağım ya. Ben tuttuğum yerden seni sıkacağım. Bunun için tur yapmayacak mısın? Geçen tur tuttum, o yüzden yapmadım. Şimdi sen kaçmaya çalıştın, okay, ona karşılık verdim. Yo, seni niye sıkayım ya? Çok özür dilerim. Sıkma mekaniği yok. Senin turundayız değil mi? Çok özür dilerim. Pardon ya. Benim turumdayız da sen kaçmaya çalışıyormuşsun gibi oldu. Çok özür dilerim. Kaçamadın. Ama yani tuttu, çok güçlü tutuyor çünkü. Ama şu anlık bir problem yok. Sıra Ranald'da. Abi ben herhangi bir büyü yapmayacağım artık. Onun yerine ataklarını yapacağım. Bütün savunmadıklarımın izinde. Sen artık bir şey yapmayıp karakter çıkarttığın şeyleri vurdurtacaksın. Tabii ki. Ataklarını falan sen biliyorsun. Bir tane bizon çıktı buraya. İki tane de quarterstaff var havada dönen turkuaz bir şekilde. Kalış sürelerini biliyorsun. Spiritual weapon'ların bir kalış süresi kaldıysa onlara lütfen bak. Şu an dördüncü turdayız. 3 tur daha kalacak ilk savunmada. Tamam. Okey. Sen bana vuracaklarını vur. Tamam. Hiç uzatmayalım. 16'yı geçerseniz söyleyin. Yani, tamam. İkincisi 24. Bu kadar tecrübeli insansınız. Ne zaman vurmuş olabileceğinizi biliyorsunuz. Uzatmayalım. İki tanesi vurdu. İlk silah vurma. Bizon ve silah vurdu. Tamam. Bir bizon ve bir silah. Bakalım. Vur bana. Vur bana. Demo at. Canımı yak. Vurma. Silah iki vurdu. Ya abi neden bakıyor? Bizon'da 9 vurdu ve 15 oldu toplamda. Toplam 15 mi yiyorum? Evet. Bizon nasıl 9 vurdu ya? 4 artı 9 yazıyor. Pardon. 13'te 15'e gitti. Toplam 15 mi yiyorum? Toplam 15'e mi yiyorum? Aynen. Tamam. Aslında çok daha iyi damage çıkarabilirdiniz ama niyeyse çıkmadı. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Yediğim... Ama sırada Simon var, özür dilerim. Ben atlıyorum hemen. 5. tura girdik. Simon. Abi, adamı yakaladı. Şimdi benden adam akıllı demo çeyim. Ranged atak atarsanız eksi 4 alırsınız. Precise shot'ınız yoksa. Adamınız hani orada falan olduğu için onun için söylüyorum. Ben yukarıdayım, sayılır mı şöyle arkalarda bunu alsam? Hadi lan. Aslında alın. Ne abi, bir daha söyle. Duyamadım. Abi range atak atıyorum ya. Eksi 4 almış haliyle attın değil mi? Evet. Evet, tutmadı. 16 zaten ağacı. Sıra bende mi? Evet. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. Hadi bakalım. Kendi yesin.
Ben biraz akıllı bir karakterim. Yani akıllı bir hayvanım. Gelişmişim. Şunu yapacağım. Bana gelen zararlar dolayısıyla kasım kasım kasılıp intikam almak istiyor ve elimden kaçmayı başaramayan Nizam'a ağzımla vurmak istiyorum. Oy oy oy. Evet. Abi şu an herhangi bir dexterity'ye sahip değilsin. Üzerinde sadece bir armor varsa o etkiler. Flat-footed durumdaki ağacın nedir? 17. Artı 3'ü vardı bir de şey. Bir bonusu hala alıyorsam. Maşallah. Alırsın alırsın. O başka bir etki çünkü. 20 abi. 20 mi? Maşallah. Zırhın da yok senin. Nereden geliyor o kadar flat-footed? Dex genelde. Bir de birkaç tane şey bonus var ya. Dex flat-footed'a gelmiyor ki. Aman dex diyorum. Wisdom. Stat bonus. He okey. I get it. Ben kaçla atıyorum? Evet. Toplam neydi? 20. Abi 21'e gittim. Yapma ya. Zarda 14 attım. 9 alıyorum falan. Kaç damage atacakmışım? Isırdım. Yani seni elimde tutarken ısırdım. Standart aksiyon olarak. Kaç vuruyormuşum? Çok vuruyormuşum. Can sıkıcı vuruyorum. Bir saniye. Zar bulmam lazım. Yok yok o kadar. Yok o kadar değil. Şunlar yani 6 artı 6 12 normal damage. Bir de poison vuracağım. Haydi bakalım. Yalnız poison'u nereden vuracağımı göremiyorum bir saniye. Damage 3. Ha şu. Değil mi bu poison? Evet. Ben neyim? Huge'um. Fort save atacaksın abi. Eyvallah. 16 DC'ye Fort Save. Seni ısıracağım böyle ellerimle tutarken. Fort DC. 12'de damage var normalde. Tutuyor mu? Tutuyor abi. 23. Bu tutunca hiç mi yemiyorduk ya? Hiç abi. Ha tamam. Bu initial damage'dı. Bir tur sonra bir kez daha Fort DC atacağız. İkinci el damage'ı için. İkini yemeyen ikincisini hiç yemiyor. İkini yemeyen ikinciyi yemiyor abi. Yemiyor mu? Ya şöyle, Fort'u tutturmak biraz şey oluyor. Yani zehir damarlarına erişemedi oluyor biraz. Ha, okey. Tamam, ikinciyi yemeyeceğiz o zaman. Ama 12 damage vurdum. Isırmasından dolayı, seni yani göğüs tarafından ısırmasından dolayı bir 12 damage yedin. Daha sonradan canını sıkacak bir yara olabilir bu. Sonra yaptığım şeyi söylüyorum. Standard action bunu yaptım. Arkadaşlar. Free action seni elimden bırakıyorum. Şuraya düşmüşsün gibi yapalım seni. Ya da oraya bırakmış gibi düşünelim. Ufak bir balance check atabilirsin. Biraz yüksek hani böyle 5-10 feet bir boyu var zaten onun. Bir balance check at istersen ayağının üstüne mi düştün ona bakalım diye söylüyorum. Unconscious falan sayılmazsın çünkü. 14 geldi abi. Durursun. Boyuttan sonra çok da toparlayamadım ama durursun yani hani yere kapaklanmazsın. Pron olmazsın. Ben kalan move action'ımı benim yürüme hızım neymiş? Huge Monster Spider. Ben sana 120 feet'e kadar vurmaya devam edeceğim. Hadi gidelim. 30 feet. Gençler ben gidiyorum. Dur şunu düzgün hesaplayabilmek adına. 1 2 3 4 5 6 Işığınız yok onu da söyleyeyim de. 6 değil mi? 6 evet 6. Tamam. O çalılıkların arasında bacaklarını falan görüyorsunuz. Biraz daha açayım. O kadar da şeysiz olmayalım, insafsız olmayalım. Gidişini, kıçını görüyorsunuz. Spidey oynadı. Kaçıyor yani çok vurdunuz çünkü. Evet sıra sende. Görebiliyorsun hali. Bu benim 6 karem. Tamam. Threat arasına giriş yapınca bitiyor 6 karem. Evet. Güzel yani. Dur. Hatta o zaman bir geride kalayım. Şimdi hesapladım. Şurada kalayım. Bu da hata. Vurur. 18 değil mi? Vurur. Bu da damage'im. 8 mi yiyorum?
Evet, 3 turu kaldı her tur atak yaparsam Produce Flame'in. 56-8 daha ne yapıyor? 64 mu? Evet. Yani yere düştüm. Abi yerde yatıyor mu? Yere düştüm yani ayakları yana doğru açıldı. Olduğu yere karın üstü düştü. Tamam, şöyle bir tane daha atayım. Hani yerde hareketsiz dururken. Hareketsizken benim flat footed'ımı atıyorsun değil mi? Ya zar falan atma, vurursun zaten. Hareket etmeyen şey. 10'a falan atacaksın, 10-12'ye falan atacaksın zaten vurursun diye tahmin ediyorum. Ve bu arkadaşı öldü kabul ediyorum abi. Çünkü zaten eksilere düşmüştüm. Atacağın damage aşağı yukarı belli. Ben yatacağım efendim. Abi ben görmediğim için benim bizon ve silahlar vurmaya devam edecek. Hani bizon charge atıyor burada, onu söyleyeyim. Ve silahlarda 150 feet'i var. Gidiyorlar ve ölüsüne saldırıyorlar. Bizon muhtemelen düşer yani. Falan. Tamam, ona takılsın. Abi elimde kalan son Produce Flame steğiyle de Campfire'ı yakıyorum. Tamam. Tamam. Boşa gitmesin. Ve bütün bunlar yaklaşık 5 kere 6 35 30 mu? 30 saniye sürdü. Bütün bunlar 30 saniye sürdü. Ağaçtan üzerinize atladı. Uyandınız, uyanmayanlar oldu. Yer değiştirdiniz, bir şeyler oldu. Ateş söndü. Ona buna vurmaya, vagonlara tıkırlatmaya başladı. Keşişinizle kapışmaya başladı. Üzerine alevler, spiritual weapon'lar, dagger'lar fırladı ve sonra yaklaşık bir 20 saniye kadar sonra sizin onun eşdeğer opponent'ı olmadığını anlayınca kaçmaya çalıştı. Fakat arkasından vurdunuz ve yere kapaklandı ve ölü bir şekilde yerde kalmaya devam etti. Bu battle da burada biter. CR5 bir Monstrous Huge Spider'ı dövmeyi başardınız. Lakin Nizam'ın göğsünde kimi yer kan var. Bir de Ranald'ın, muhtemelen Ranald'ın çağırdığı, öyle olduğunu düşündüğünüz 3 tane şey yerdeki cesedi dövmeye devam ediyor. Parçalıyor açıkçası. Eklemleri falan parçalanıyor. Kan, yeşil, kırmızı, abi karışık bir şeyler oluyor. Tamam Ranald, sakin ol. Tamam Ranald, sakin ol. Calm down mate. Abi durun dedim artık. Ne şekildeyim bunlarsa. Vay. Ve iyileşmesi gereken var mı dedim. Peki bakalım, bunları siliyorum. Bunlar senin komandinle ortadan kalkacak. Bunun threat arayasını bu arada sıfırlayalım. Ayrıca bunun kendime yıl çık atabilir miyim? Atar mı? Atarsın ya. Ben biraz ateş yaktınız diye buraları açacağım. Tamam. Bir kısmını görüyorsunuz ateşin oradan. Bir de Object Tokens şunun aurasını tekrar koyalım. Ateş çıkarsın etrafa. Nizam'a bir kere bir heal gelmiş. Ben kendimi ilgileniyorum. Faust sana heal atıyormuş. Şey, direkt iyileştiriyor yani, büyü atıyor. Kaç? Sadece üstümden olduğuna bakıyorum, ben yarama bakıyorum. Heal'dan önce abi, bir şey yapalım da. Çekti 22'ye gittim. Yani şey var, 4 mü oluyor? 4 oluyor galiba. Bu yaratığın ağzında 4 tane diş var ya, ikisi yukarıda, ikisi aşağıda, büyük olan. Onlar senin göğsünü deşmiş. Hani ikisi üstte, ikisi altta, hani böğrüne yakın olacak şekilde onun ağzına göre 4 tane delik olmuş. Ama hani herhalde çok derine girmemiş ki, hani anladın mı? Büyük bir acı vesaire oldu ama organ deşmesi falan gibi bir şey olmadı herhalde tahminince. O sırada da bir ara Faust geçerken sana heal'ı bastı, 7 hit point'te iyileştirdi galiba. Kalan damage'ı da muhtemelen uyusan kendine gelir ama izi kalabilir. Heal basılmış olsa bile ufak bir hatıra niyetinde kalabilir. İhtiyacın varsa bir tane daha basabilirim. Şu an boşum, zaten dinleneceğim birazdan. İyiyim. Teşekkür ederim, iyiyim. Peki bakalım. Bir şey olmaz. Bir de ben şu müziği şu kısmına kapatalım. Ve şunları açalım. Sesin daha iyi gelmeye başladı. Müzik olmayınca. Evet.
Şimdi 3 tane şarkıyı aynı anda çalıyorum. Evet. Ateşin tekrar sesi, yine kuşların o aksiyondan sonra kuş, böcek vesaire sesleri ve sizin arkada bıraktığınız normalde uyumakta olan ve dağılmış kamp alanına gelen, uzaktan da örümceği gören korkmuş kafileniz geliyor. Resimlere çok şey yapmayın. Hiçbiri de beni kaçırmaya çalışmadı değil mi o alanda? Yok, kimse gelmedi. Katledilen örümceğin oğlu han kapısından içeri girdi. Tabii. Hoş geldin. Evet, inisiyatif. Evet abi. Ronald'ı dışarı çıkaran yok değil mi? Yani başına bir şey gelmedi çünkü ben zamanında müdahale ettim. Ben içeri yanına sonra gireceğim şimdi. Nizam'a heal attım, bir şeyi bekliyordum. Ne yapıyorsun demeni bekliyordum. İçeri yanına gireceğim. Tamam. Ben bizim diğer ekibe bakacağım nasıllar, iyiler mi diye. Korkmuşlardır muhtemelen. Baba iyi misin? İyiyim, ne oldu? Her şey yolunda mı? Abi uzatmayalım, böyle böyle oldu. Hani. Ben, tamam. Ben, tamam, I got it. Öyle olabilir. Bu arada saatimiz 11.30. Outgame. Buranın kapanışını yapıp önümüzdeki 15-20 dakika içerisinde şey yapabiliriz. Burada bırakabiliriz. 12'ye geliyor çünkü saat. Bazı kısımları uzun oynuyor. Ben bir Selen'in yanına alabilirim. O kadar sağ ol. Selen yanına gelir ne kadar sana kızgın olsa da durumundan dolayı ufak bir tolerans gösterebilir tabi. Gelir yanına. Gelir yanına. Gelir yani, geldi. O gerisi bizim ben mi konuşayım? Mi? Ben mi konuşayım? Ne istiyorsun? Beline sarılacağım yani, yapacağım bir şey yok. Söyleyecek bir sözüm yok. Tek istediğim buydu. Sarılacaksınız kıza. Hani bunu evet, da bu kadar attık hesa, tamam. Tamam. Orası bizi ilgilendirmez. Neyse, yavaş yavaş insanlar sakinleşecek. Yani bizi yine koruduğunuz hesabı olacak biraz. Ama hani moraller çok kötü. Çünkü bu soğuktan herkes etkileniyor. Zaten hani ormanda, orada burada yolculuk etmek zaten kötü bir şey. Siz sürekli yolculuk eden insanlarsınız. Kafileniz de öyle. Bunlar zaten kötü şeyler. Aynı zamanda 3-5 gecede bir geçtiğimiz banditleri de hatırlarsanız ormanda böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. İğrenç, aşırı büyük, 3-4 metreye varan boyutları olan tüylü bir yaratıkla karşılaştınız. Kampınızı dağıttı. Öldürmeyi başardınız ama bunların hepsi, özellikle Halfling'in ölümü ve öbürünün yaralı olması falan, Gnome'un gitmesi gibi gibi şeyler gerçekten insanların moralini ve canını çok sıkıyor. Haberiniz olsun. Bu arada örümcekle bir şey yapılacak mı? Aranızdan biri tecavüz falan etmeyi düşünüyorsa. Çünkü grup oraya gidiyor galiba. Onu düşünüyorum da. Teşekkürler. Belirttiğiniz için çok teşekkür. Bence aslanlar yeterli. Geri almak istiyorum. Üstünde kaldı çünkü. Tamam. Boran da bu sırada soğuktan ve sıcaktan koruma büyüsü olan Ender Elements'i bu soğuktan etkilenen kafirenizin diğer üyelerine gidip basıyor. Yaklaşık bir gün sürecek. Bu sırada Simon cesetten daggerlarını alıyor. Bunun dışında gidip Nizam'a da sarılıyor. Yazık o kadar. Bu herif kör, hiçbir şey yapmadı. Gittiler ona sarıldılar. Yazık bu adam, dört tane şişledi. Yüzüne bakan yok. Tamam. Nizam'a yardımcı oluyorsun. Elini tutup kaldırıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Tabii. Omzuna dokunuyorsun. Bunu da atlattık tadında. Ay. Öpmeye başlayacağım. Öpüşmeye başlayacağım. Ay. Anlaşıldı. Evet, başka bir şey var mı? Bu arada örümceği özellikle söylüyorum. Kampınıza çok yakın. Yani hoş değil. Ufun etti mi? Pis koku böyle. Tabii. Ben bir yanına mı gideyim? Ne kadar misiniz? Yanacak? Yanlışlıkla ya da şaka mağduru olarak kıllarınızı yakarlar ya. O koku var. Hı. Çünkü uzun tüylü bir yaratık diye 2-3 kez ateşle falan vuruldu. Bacağını ateşlere falan soktu. Havada kalmış olan bir şey kokusu var. Yanmış kıl kokusu var. Tabii ki kan kokusu da var ama. Bir dakika. Bunun için bir spelim olmalı ya.
Bunun için bir sepelim olmalı. Ölüyü. Pis okutmama. Gentle Ripple bazacak şimdi. Ya bunu biri yapabiliyor da bunu ben yapmalıyım. Ben yapabiliyorum. Gentle Ripple basmayı düşünmüyorum ama. Zaten şey... Kürümeden de pis kokuyor. Abi gözünü seveyim. Şunu 10 metre ileri taşısanız olacak bu iş zaten. Hayvanlara, böceklere yem olacak. Yapacağım zaten. Büyü bakıyor. Bakmak istemiyordum ya. Tamam hadi gidelim. Tamam, biri yardım edecek mi, kendi başıma mıyım bu işte? Allah. Nizam yardım etmeye gelmiş. Ne kadar beni işlese de ölüdür, canlıdır nihayetinde deyip. Biz onu göre göndermeseydim iteklerdi. Peki bakalım, ben size biraz alan alan açayım şöyle. Bir bacağından sen tut, bir bacağından ben tutayım. Tamam. Ya abi bu çok ağır bir şey değil mi? Ya çekiştire çekiştire götürürler abi. Abi lütfen beni, ya bunu taşımak için orka dönüşmeyeyim, götürelim şunu ya. Tamam ya. Da çektirebilirsiniz. Tamam, bir yere attınız abi, tamam. Hadi geri çekin karakterle, uzatmayalım. Çektiniz işte bir yere. Ölüyor artık o. Ama üzerinde tabii ki bir hazine falan yoktu. Tahmin edebileceğiniz üzere. Bir experience olacak, onu konuşacağız. Yani. Bu örümcek bu arada çok şaşılacak bir şey değil. Bu biraz fazla beslenmiş. Normalde bu kadar büyük çıkmaz. Ama Wilderness'ta çıkabilen bir şey. Burası bir orman. Kendine yuva edinmiş falan olabilir. Vesaire. Biraz büyüktü ama bu tarz şeyler karşılaşılmamış, duyulmamış şeyler değil. O yüzden çok da anormal sayılmaz. Tabii ki sizin karşılaşmanız bir şanssızlıktı. Koca ormanda bir ya da iki tane vardır belki. Ama hiç yok da değil yani. Çok anormal bir durumda sayılmaz. Ya bilmiyorum, ben mutlu değilim abi. Pis ve çirkin şeylerle dövüşmeyi sevmiyorum. Ya moral bozucuydu. Yani hem savaşmak hem karşılaşmak, öldürmek, ya bunlar hep moral bozucu şeyler. Aynı zamanda size yaban hayatın, kampın ve yollarda geçen hayatın ne kadar riskli olabileceğini, bu coğrafyaya neden Badlands denildiğini ve krallık sınırları içinin bile güvenli olamayabileceğini, herkesin canlı çıkamayabileceğini, sizin yetenekleriniz için bile kimi zaman zorlayıcı olabileceğini ve grupla dolaşmanın iyi bir şey olacağını bir kez daha düşündürecektir. Yatarken, kafanızı koyarken yastığa. Ben bir süre dinlenmiştim, nöbetin geri kalanına da devam edebilirim büyük ihtimalle. Ciddi bir süre dinlendim çünkü ben 4-5 saat. Ya 3 tane adam gelseydi yine paramparça ederdik de. İşte. Hadi çocuklar, siz yatağa, nöbetin geri kalanı da bende. Hadi bakalım. Şey yapmıyorum, random encounter'ları atmayacağım. Ha öyle mi, ben direkt pat koymuştum. Yok, zaten çıkmamış oradan da. Çünkü zaten hani bununla karşılaştıysanız etrafta bu kadar kötü başınıza gelebilecek başka bir şey muhtemelen yoktur. Hani bunun bulunduğu alanda, tadında düşünüyorum. O yüzden random encounter atmayacaktım. Sabah olacak. Sabah olduğunda bir kendinize geleceksiniz. Kahvaltı edersiniz, bilmem ne yaparsınız. Buradan devam edeceksiniz ama devam ederken şunu göreceksiniz. Ben size orayı da açacağım. Hani son nokta olarak şöyle yapalım. Yalnız şurayı da açalım. Ben sizin kampınızı değil de sizi görmek istiyorum orada. Yani yol açtım size. Sabah oldu. Bakabilirsiniz etrafınıza. Yoldan ilerlediğinizi, açtığım yoldan ilerlediğinizi varsayın. Karakterlerinizi de getirebilirsiniz. Tokenlar, diğer tokenlar kalsın orada. Önemli değil. Siz sabahleyin yolunuza devam edeceksiniz. İlerlediğiniz yolda abicim bir göl var. Yakınlaştırırsanız görüntüsü çok güzel oluyor bu arada. Kaliteli görsellermiş. Yakınlaşınca güzel oluyor. Bir göl, çiçekler, güzel ağaçlar. Bu arada karavan da arkanızdan geliyor. Ya da yanınızdan geçti diyelim. 3 tane de mezar taşı var. Böyle bir yerden geçip
tekrar yolunuza devam edeceksiniz. Bir şey yapacaksanız buyurun. Banyo. Yani evet bu... Bilmiyorum. Bu ne böyle ya? Okuyorum ben şunların üstünü. Neymiş bunlar? Abi common dilde. Güzel yapılmış taşlar. Hani öylesine mezar taşları değil. Birileri ilgilenmiş. Bir pondun hani bir ufacık bir gölün etrafına ufak hayvanların çiçeklerinin olduğu bir yere koyulmuş göle bakan şekilde. Ve şey, common dilde yazıyor. Soyadları aynı olan 3 tane insanın mezar taşları bunlar. Bir tanesi erkek, diğer iki tanesi kadın ismi. Ölüm tarihleri aynı. Doğum tarihleri birbirinden farklı. Aşağı yukarı iki tanesi ebeveyn olabilecek yaşta. Bir tanesi de çocuk olabilecek yaştaymış. Bunlar bir aile olabilir. Common bir şekilde zaten hani şey yazıyor. Ortak bir şekilde. Trajediye kurban giden bu ailenin huzur içinde yatması dileğiyle diye yazıyor. Bu gölün kenarına bir mezar yapılmış. Birileri tarafından. Böyle bir şey görüyorsunuz. Batı'da o gölde banyo yapıyor değil mi? Yok şaka yapmıştım ya. Göremiyor ya önünü, suya basıyor değil mi? Slop. Abi bunu bu arada öylesine gösterdim yani bir şey yapmak zorunda değil. Yo ben gidiyorum zaten, voltamı alıyordum tam gördüğünüz eve. Ha. Yolunuza devam mı ediyoruz? He yolumuza devam edelim. Devam edelim. Peki bakalım. Siz yolunuza devam. Çok oynayalım. Ederken Badlands'e geri dönüş yapalım. Player'ları da buraya alalım efendim. Haritamıza da geri dönelim. İkonunuzu da yer değiştirtelim. Şöyle koyalım. Yol üzerinde koyalım. Muhtemelen bir sonraki session Castle of the Eternal Night, Eternal Day, yol bunlarla geçecektir. İkonunuz burada. Oyuncularımız burada. Yola devam ederken. Burada oyunu kapatacağız. Ben kaydı yanlış aldığım için sanırım bu bölüm 3 partlık olacak yine. 2 tane uzun part, 1 tane normal part şeklinde olacak galiba. Kesip biçmeyle uğraşabileceğimi düşünmüyorum çünkü programa yetmeyecektir uzunluktan dolayı. Her neyse. Siz Barstone'da vakıf olduğunuz kişisel bilgiler, kişisel görevler ve vakıf olduğunuz ritüel ve oradan edindiğiniz bir parşömen ile birlikte rotanıza devam etmek ve kendi kişisel görevlerinizi, ihtiyaçlarınızı, ideallerinizi yerine getirmek amacıyla Castle of the Eternal Night'a ve D'ye doğru yolculuk ediyorsunuz. Bu sırada bir toparlamak gerekirse Gnome ondan istenen bir proje için memleketine gitti. Bretta yanınızda kafileyi korumasını istediniz. Halflinglerinizden bir tanesi öldü. Bir tanesi yaralıydı. O kendine geldi ama o zaten çok ayrı bir yasta çünkü ikisi kardeşi öldü. Keza teyze ve enişte diğer seyis olan ve aşçı olan halflingler, daha yaşlı olanlar da büyük yas içerisinde. Hani hele ki bu örümcek falan filan bunlar zaten iyice tuz biber oldu. Bir de Selena zaten çok ayrı triplerde. Çünkü halflingleri çok uzun zamandır tanıyordu. Kardeşleri gibi görüyordu bile diyebiliriz. Hepiniz için aşağı yukarı öyleydi. Hani yeğenleriniz, kardeşleriniz, çocuklarınız gibiydi. Herkes için bir matem havası mevcut. Gelecek için umudunuzun olmadığı günler yaşıyorsunuz desek doğru olabilir. Muhtemelen 2-3 gün sonra, 2 hafta sonra her şey normale tekrar binecektir. Daha önce insan kaybetmemiş, yakın kaybetmemiş insanlar değilsiniz ama her seferinde kolaylaşıyor diye bir gerçek de yok. Her seferinde olduğu kadar zor. Bu düşünceler ışığında o soğuk hava devam eder ve tehlikeli yaban ellerden geçerken birbirinizi koruyacak, birbirinizle olacak sadece birbiriniz varken, yolunuza devam ederken güneş tepeye doğru çıkar. Siz de kervanınızla yavaş yavaş yol alırken tıkırtılar içerisinde To Be Continued yazısı gökyüzüne yazılacak ve önümüzdeki hafta ne olacağına bakacağız. Efendim. Tatmin edici miydi? O kadar fight istediniz. Güzeldi abi gerçekten.
Kaybolmayın bir yere bir saniye. Ben... Birazdan kaçışacağız da. Ben size şey yapacağım. Ben böyle insta kaçamaz mıyım yani? Kaçmam gerekiyor çünkü. 5 dakikam vardır. Yani 5 dakikam var evet. Yalan yani. Ben size experience vereceğim çünkü. Barstone'daki dilenci hoş geldin kanala. Neredeydi lan bunun şeyi, sayfası? Şurada. Siz kaçtınız? 5'tiniz değil mi? 5'e 5 desek 1500 yapar. Kaç kişi dövdünüz? 4 kişi mi dövdünüz? 15 bölü 4 ne yapıyor? 16 olsa 400 yapıyor. 12 olsa 300 yapıyor. Arada kalan 300'ü 4'e bölsek yemiyor. 15'i 4'e bölseniz ya. Hesap makinesi var. Dur bakalım. 3.9 mu ne cidden öyle bir şey oluyor. Tamam 4 olsun. Hadi 1600 gibi düşünelim. 4 olsun. Çok büyük zarar almadan kurtuldunuz falan filan. 400 diyelim ona. Efendime söyleyeyim. Onun için şey desek onu öyle yapsak. Hepinize bir 750 share experience veririz. Buradan. Bu session'dan. Toplam experience'lar kaç oldu toplam? 1750. Hayır bir dakika 700 mü dedin? 1400 oyundan 1700. 1750. 750 dedim. Tamam. Yazdınız. 150 level atla. Level atlayan yok. 750. 5000 experience lazım. 2000'lerde falansınız herhalde. Okey. Hızlı kaçacak olan varsa kaçabilir. Ben yayında kapanış vesaire bilmem ne onlarla uğraşacağım. Hepinizi her yerinizden öpüyorum. Hadi bari. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Kaçan kaçabilir. Kalan kalsın. Yayını kapattıktan sonra bakarız. Efendim yayındakiler ve daha sonra YouTube'da izleyecek olanlar ve buraya kadar sabredip izleyebilmiş olanlar için öncelikle izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Onun dışında da izlerken eğlendirebildiysek oyunumuz, hikayemiz, senaryomuz hoşunuza gittiyse bizim böyle minnet duyarız yani. Kısacası bu. Çok uzatmayalım. Zaten ilk defa bu bölümü izleyenler varsa diğer bölümleri nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Aşağıdaki panelden YouTube'a ulaşabilirsiniz. Ya da zaten YouTube'dan izliyorsanız muhtemelen önceki bölümlerin linki verilecektir. Bulabilirsiniz. Yayında çok uzun süredir bekleyen, izleyen insanlar vardı. 3-4 saatini buna vermiş olanlar var. Biliyorum. Size ayrıca teşekkür. Güzel sabredip, güzel hani oturup izlediniz. Umarız pazar akşamınızı güzel geçirmişizdir. Başka akşamlar ya da günler izleyecek olan, YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlara da tekrar iyi seyirler ve teşekkürler dileriz. Hem bu bölümler hem de bir sonraki bölümler için. Haftaya pazar yayın için görüşmek üzere. Bir sonraki haftaya, hafta içi günlerinde YouTube'a koyacağım günlerde YouTube'dan izleyecek olanlara görüşmek üzere deyip kapatacağız. Efendime söyleyeyim. Tamam mıdır arkadaşlar? Herkese iyi geceler. Yarın bir pazartesi. Umarım güzel bir pazartesi geçirirsiniz. Stereotipin dışında. İyice iyi bir hafta dileyim. Güzel bir hafta başlangıcı dileyim. Umarım işinize, gücünüze, okulunuza güzel gider, güzel vakit geçirir, güzel bir haftaya başlarsınız. Söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kapatalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu saate kadar beklediğiniz, izlediğiniz, ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Hay hay. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında, videoda veya başka şeylerde görüşmek üzere. Görüşürüz abi.